Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte yeni rank kasıp taktikleriyle karşınızdayım. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Time for a love potion, little sweet and spice, throw it all in a cup. Videomuza geçmeden önce hala eğer like atmadıysan aşağıdan birer tanecik like atarak destek olabilirsin. Eğer kanalımıza abone değilsen de abone olup bildirimleri açarak da bu türde rank kasma videolar olsun, buglar olsun, taktikler olsun, diğer şeyler olsun falan filan kaçırmadan haberdar olabilirsin. Hem de zaten aynı zamanda destek olmuş da oluyorsun. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bayağı güzel taktikler de var bu videomuzda. Şimdi maçımızı başlattık. Peki taktiğimiz direkt olarak nasıl bir şey derseniz, bu videomuzda yine birkaç tanecik rank kasma taktiği göstereceğim. Ayrıyetten ise ölümsüzlük artı araçta gözükme taktiği göstereceğim. Hani dün de bir video paylaşmıştım. Bu video onun daha da değişik bir versiyonu. Hani böyle buzlardan falan alevlerde çok fazla bug yapılıyor, taktik yapılıyor ve ben de bunları zaten kanalda paylaşıyorum. Yani siz de öğrenmek isterseniz aşağıdan hala da takip etmediyseniz takip ederek destek olabilirsiniz. Kelime unuttum, takip edebilirsiniz. Peki bu taktiğimizi yapmak için ne yapacağız? Hemen gelelim o kısma. İlk önce bir tane Jeep, Toros, Buggy fark etmez. Bir tane araç bulalım ama Buggy'yi ben önermiyorum. Buggy patlayan araç aga. Direkt buzu görsün, direkt patlar hani. Benim önerim sizlere gidin ve hani bir Jeep bulun. Jeep bulursanız bu işi daha kolay yapabilirsiniz. Jeep bulduktan sonra görüşürüz. Ben de hatta gideyim şimdiden şu uçağın olduğu yere gideyim. Burada çekeceğim bu taktiği. Orada görüşürüz. Şimdi aracımızı buldum. Direkt şans eseri aracın üstüne düştü. Bayağı bir güzel oldu. Şimdi ben hemen bu Jeep'e binip uçağın oraya gideceğim. Taktiğimiz en güzel orada gösterebileceğimi düşünüyorum. Hem orası geniş bir alan falan filan, güzel de manzarası var ha. Hala da like atmadıysan bir like'ınızı alırız. Şimdi ben hemen direkt oraya gidiyorum. Orada görüşürüz. Taktiği de orada çekelim. Ama bir loot da yapayım yani. Loot yapmazsak olmaz. Şimdi biz loot'umuzu yaptık. Elimde de bayağı buz parçası var zaten. Bunların fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Şöyle jeepinizi alıyorsunuz, tamam mı? Jeep'i aldıktan sonra hani ben sizlere bir ara bunu zaten havada uçurtmayı falan göstermiştim. Havada duruyordu falan filan. İlk önce bir tanecik buz alıyorsunuz. Lastiğinizin hafif ucunda olması gerekiyor. Şöyle atarsam aracımın havaya kalkacağını düşünüyorum ve aynen kalktı. Şimdi bir buz daha atacağım. O attığım buz ise bu aracı dengelemesine yardımcı olacak. Ona da bakayım bir nereden atayım. Şöyle önden atsam herhalde bir tık daha mı iyi olacak. Araba uçabilir en kötü. Buradan uçuyor, pardon. Az önceki araçtaki buzları yanlış attığım için tekrardan şöyle buz attım ben size. Gözünüzü önde atayım. Şöyle iki buzu attım. Bu aracın buzlarınızı kırdığında sabit durması gerekiyor. Fakat o araçta ilk buzu çok şey attığım için, yamuk attığım için hiçbir şey yaramadı. Şimdi ben tekrardan geliyorum. Buraya buz atıyorum ve bu buzla birlikte çıkıyorum. Daha sonrasında ise araca binip yukarı aşağı yukarı aşağı işte ön koltuk arka koltuk ön koltuk arka koltuk ön koltuk arka koltuk yapa yapa böyle bildiğiniz ben uçuyorum. Sen beni görebiliyor musun şu an araçta? Yoksa ben yukarılarda mıyım? Aracın dışında yukarıdasın. Mesela ne kadar yukarıdayım ben? Hangarın çatısında. Hani yok o kadar yok. Hangarın çatısında. Şu an ne kadar yukarıdayım mesela? Giderek yukarı yani yükseliyorsun. Baya baya yükseliyorum o zaman. Uç 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 uç. Baya uçtum yalnız ha. Şu an mesela aracın içine sıksana bir bana. Mermi gelecek mi? Ön koltuğa da sık. Ön cama da sık. Buz at gel yanıma çık. Buz al. Buz al bir yukarı çıksana. Buz al cama sık da. Belki inanmayanlar olur. Taktik falan yalan derler. Oraya değil oraya değil. Bana sıkacaksın arabaya. Ben arabanın içindeyim aslında şu an. Ön cama sık. Ölmüyorum yani öyle mi? Direkt. Şu anda görmüş olduğunuz gibi araca sıkıyor fakat herhangi bir şekilde bana verme değmiyor. At kafama tavayı. Ve araba patladı attığın tavayla. Neyse. Şimdi sen bana yukarıda gördüğün adamı görebiliyorsan ona bir sıksana. Görebiliyorsan onu. O kadar mı? Hiç mi gözükmüyor adam? Adama sadece şey silahları gözüküyor. Harbi mi? Sen gözükmüyorsun. Görünmezsin şu an. Öbür arabayla şey yapsana. Böyle patlarsın. Şu an ne oldu? Arabanın içinde miyim ben şu anda? Şu an sür. Yani sürme yerinde. Bir tane ateş etsene memur değecek mi? Evet. Bir tane. Değmiyor mu? Şu an ateş ediyorum değmiyor. Tamamdır. Bu dünkü taktik. Bunu tekrardan deneyeyim dedim de o yüzden. Bu arada bu taktik de dünkü taktik. Yani bunu bilenler var. Mesela ben şu an aracın içindeyim fakat
buz atıp araca bindiğim için bana ateş etti de mermi falan değmiyor. Bu taktikte de, dünkünün taktiği de. Bunu da bir tekrardan denemek istedim. Hani işte yapamadım diyenler falan filan vardı. Acaba bu taktik bozuldu mu dedim de hala taktik çalışıyormuş. Bence bu da bir güzel taktik. Hani şu anda kullanabileceğiniz iki tane araçlarda çok güzel bir taktik var. Birisi araçta görünmez oluyorsunuz. Görünmezliğinizin devam etmesini istiyorsanız hani motorda direkt motorla yapabiliyorduk. Mesela kanalda bunun motorlu versiyonu da var. Motorda motordan yere düşene kadar bu taktiği kullanabiliyorsunuz. Fakat aracın havada kalması gerekiyor. Eğer aracı yere indireceksiniz de takım arkadaşınızdan şu buzları kırarak aracı indirmesi gerekiyor. Eğer siz kendiniz kırarsanız bu taktik bir işe yaramıyor. Onu sizlere söyleyeyim. Yani arkadaşınız diyelim ki alttaki buzları kırdı. Araç aşağıya düştü. Arkadaşınız da yan koltuğa binerse şoför koltuğu boş olacak. Fakat arkadaşınız gözükecek. Hani bu böyle değişik bir taktik. Belki yakında da takımları böyle yine bir görünmez araçla trolleme videosu gelebilir. Haberiniz olsun. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise militeriye geldik. Tabi PUBG militeriye gitmemesine araç koymamış. Üçlü motor koymuş. Biz de üçlü motor azıcık takla atağa gideceğiz. Militeriye gittiğimizde görüşürüz. Orada da çok güzel kullanabileceğiniz bir rank kasma taktiği var. Onu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Bir diğer taktiğimiz ise militeriye geldik. Militerde peki nasıl bir taktik yapacağız derseniz, militerde şöyle yuvarlak koni, huni, silindir artık ne derseniz onun gibi bir şeyler var, tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Burada yapabileceğiz taktik ise şu şekilde bir tanecik alev rünü atıyorsunuz. Şöyle attınız. Daha sonrasında ise ön tarafına gitmeniz gerekiyor fakat birazcık buz atıyorum, buz diyorum. Yuvarlanan değişik şeyden atıyorum. Tam ortasına geliyorum. Üstüne doğru yürüyorum ve beni şu anda görmüş olduğunuz gibi bunun içine atıyor. Bu taktiği haritanın çok fazla yerinde kullanabilirsiniz. Mesela ben şu an bunun ortasına girdim ve ortasında yatıyorum. Bundan çıkmak istediğiniz zaman ise sadece yürümeniz yeterli. Örnek veriyorum, alan militerde gidecek hiçbir yeriniz yok. Şöyle yatıyorsun aga bunun içine, bitti. Hani çıkmak istersen de böyle yürüyerek çıkabiliyorsun. Tekrardan yapmak istersen de aynı şekilde bir tanecik rune atıyorsun. Bazen olmayabiliyor, bazen oluyor, değişiyor ama genel detay olarak tam ortasına tutturursanız eğer tek seferde girebiliyorsunuz. Ben sizlere onu söyleyeyim. Hani şu an mesela ben girdim, hatta bir de şu alev efekti falan vereyim sağdan soldan. Hani bu şekilde bunun içine girip de pusabilirsiniz aynı zamanda. Çıkmak için de zaten aynısı gibi çıkabiliyorsunuz. Hani bu taktik böyleydi. Şimdi bir sonraki taktiğimize geçelim. Orada görüşürüz. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise militerinin C binasında yapılan bir taktik. Bunu da şu an anlık olarak keşfetmeye çalışacağız. Olursa bu videoda sunarız bunu da. Şöyle bir tanecik dönen şeyden atıyorsunuz. Daha sonrasında ise önüne geliyorsunuz. Bunun tam ortasını tutturup daha sonrasında koşuyorsunuz ve hadi canım, harbiden işe yaradı kanka. Bir şey diyeyim mi? Şu an ben militerinin C'sindeki binanın içinde yatıyorum. Bildiğin. Bu taktik aga güzel. Acayip güzel. Sağa gitsem burası da var. Sola gitsem burası da var. Güzel güzel. Çıkmak isterseniz eğer hani her zaman gibi buradan yürüyerek çıkabiliyorsunuz zaten. Ama ayağa kalkacağım büyük ihtimalle çıkmak için. Kanka buradan çıkamıyorum ben. Hı, ne alaka? Aga. Ha, yerden yatarak çıkabiliyorsunuz. Az önce bir an çıkamıyorum sandım ama merdivenin şu kafalık kısmından dolayı ayakta olduğu için çıkamıyormuşum. Buradan çıkmak isterseniz eğer yılanlayarak çıkmanız gerekiyor. Başka da hiçbir çıkış yolu yok yani. Bu arada bir an cidden korktum ha, içinde kalacağım diye, taktik boşa gidecek diye de yatarsanız çıkabiliyorsunuz. Ve gelelim bir sonraki taktiğimize. Bir sonraki taktiğimiz haritanın birçok yerinde olan yine bir eve ait ve ben bunu sizlere 3 katlının orada göstereceğim. Biliyorsunuz ki ömrümüz burada pusarak Fatih olmayla geçti. Bu taktiği de hani ben dedim gelmişken burada göstereyim falan. Bu taktiği bütün evin çatısı olan binalarda yapabiliyorsunuz bu arada. Onu da sizlere söyleyeyim. Yeter ki evin üçgen çatısı olsun. Hiç fark etmez. Hemen şöyle sizlere taktiği göstereyim. Şuraya geliyorum, bir tane silah bulacağım. Silahta BŞN'ye geçip daha güzel gösterebilirim. Şimdi sıradaki taktiğim ise hemen ben buradan bir mini buldum. Yanına da 8x falan filan verdi dedim. Bu son videoyu da HDR'da çektik. Belki bundan sonra bütün videoları HDR'da çekerim ama ben akıcıyı daha çok seviyorum. Neden derseniz hem yılanlar daha iyi gözüküyor hem de evin içi bu kadar karanlık olmuyor abi. Açık oluyor, mis gibi oluyor bence. Düşük grafik daha iyi. Şöyle kapıyı açıyorum, ister açın ister açmayın fark etmez. Bir tanecik şöyle kapının dibinde buz atıyorum. Daha sonrasında ise sola kayıyorum. Fakat birazcık az kaydım. Tam kaymanız gerekiyor, bu çatısına girebilirsiniz. Deneme 2 hoş geldiniz. Hemen yine aynı şekilde buzumu atıyorum. Şöyle tabi kapıya doğru denk geliyorum. Buzumu atıyorum ve sağa doğru kaydığımda ise şu anda görmüş olduğunuz gibi evin çatısındayım. Burada eğer zıplarsanız evin çatısı da sizi atar fakat benim önerim zıplamayın. Şu an ben bir tekrardan girmem gerekiyor.
Şöyle hemen tekrardan buzumu ayarladım, attım ve sağa doğru kaydım. Şu anda ise buradayım. Hani taktiğimiz bu şekilde buraya gelip eğer sizler de isterseniz burada pusabiliyorsunuz. Değişik bir pusma taktiği. Eğer ki peleriniz falan filan varsa ama çıkartmanızı öneririm. Çünkü dışarıdan gözükebilir pelerin. Hani uzun olduğu için biliyorsunuz o duvar arkası falan çok fazla sıkıntılar yapıyor. O yüzden pek önermiyorum. Kanka sen bir dursana, ben ayağına bir sıkayım, mermi işliyorum senin. Sıktım. İşledi mi şu an? İşlediyse zıpla. İşlemedi, tamam. Bu taktik güzel geldi. Mesela burada yanlışlıkla birini vursanız siz, adam size oyun açıklarından bildirebilir. Fakat hani bildirmemesi için ki hiç kimse buraya gelin yatın. Hani benim önerim burada adam öldürmek değil. Pusun, ilk ona girin, Fatih olun. Amacım kesinlikle benim bu. İsterseniz bunu buradayken gelmişken de oyun açıklarından bildirebilirsiniz. Ki buraya pustuğunuzda can gidiyor mu? Gelelim o kısma. Şimdi arkadaşım bana sıksın. Sık kanka sen oradan bana doğru. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında bana sıkıyor ama mermi hiçbir şekilde işlemiyor. Ben ona sıktığımda onun mermisi bana gelmiyor. Ben ona sıktığımda onunki de bana gelmiyor. Böyle değişik bir şey. Peki buradan nasıl kurtulacağız derseniz de normal direkt olarak yürüdüğünüzde kurtulabilirsiniz. Eğer isterseniz zıplayarak da hani direkt buranın çatısına da çıkabilirsiniz. Kafanıza göre size kalmış bir şey. İster öyle yapın ister böyle yapın. Bence bu da güzel bir taktik diye düşünüyorum. Hani belki kullanmak isterseniz falan. Böyle çatısı olan bütün evlerde yapabiliyorsunuz bu arada bunu. Şurada da bir çatı var ama burayı denesem mi ki? Hatta deneyim buradayken. Kanka buz versene bana be. Alan da geliyor bir yandan ama yapmaya çalışsam hemen şuraya geliyorum. Bir tane buz atlayacağım fakat işe yarar mı bilmiyorum. Yok aga bu işe yaramaz ya, çok zor. Ama bunun da hani çatısı da çıkabilirsiniz eğer isterseniz buradan buz atıp. Şöyle bir tanecik buz atayım ben. Hani eğer ki isterseniz bunun çatısı da çıkabilirsiniz. Fakat ben şu anlık giremedim. Belki siz girebilirsiniz. Bunu bir deneyin derim yine de. Girerseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ayağı da vurdum. Evet, bu videolukta benden bu kadar. Da hani elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Hani sizler de eğer isterseniz bu şekilde bu taktikleri kullanabilirsiniz. Bu videolukta benden bu kadar, demiş olduğum gibi umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hala like atmayasınız, bir tanecik like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın, ben kaçıyorum. Diğer rank kasma taktiklerinde görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum, bay bay. 1 drop on your lips.